Kayıttayım. Keyifli sohbetler. Teşekkürler. Hoş geldiniz Nilüfer Hanım. Hoş buldum. İyi akşamlar her şeyden evvel. Çok teşekkür ederim bu röportajı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Siz Türk sinemasının oyuncular manasında en temel taşlarından birisiniz neredeyse. Yani öyle sayılıyor. Yeşilçam oyuncusuyum daha doğrusu. Evet. Bugün izleyicilerimizin çok iyi bildiği starlardan çok daha önce siz aslında sinemaya başladınız ve çok daha önce başrol oynamaya başladınız. Doğru. İlk akla gelen isimler olduğu için söylüyorum. Şöyle anlatayım. Belgün Doruk, Muhterem Nur, Neriman Köksal, Nevin Aypar, aklıma gelenler. Onlardan sonraki jenerasyon benim. Evet. Benden sonra, benim jenerasyona Fatma Girik de var tabii. Ama Fatma Girik sizden galiba daha sonra başlamış. Yıl olarak. Hayır. Aynı 57 senesi. Hepimiz aynı yıl. Tabii yani. Aynı yıl. 57 senesi. Hatta daha evvel galiba Fatma'nın başlaması. Daha küçük rollerde oynuyordu annesiyle beraber. Biz 57-58 senesinin oyuncularıyız. Ondan sonra işte Türkan Şoraylar, Hülya Koçyiğitler de 1960 senelerindeki tabii oyunculardır. Yani biz orta kuşak oluyoruz sinemanın kuruluşunun orta kuşağız. Hadi Cahide Songunlar, Sezer Sezinler bizden evvel, sonra da biz. Yani ben şu hasretle söyledim. Tabii ki Neriman Köksal ve diğer saydığınız isimlerin hepsi birbirinden değerli oyuncular. Müthiş. Ama bugün hani Türkan Hanım, Gülşen Bibikoğlu, Filiz Akın, Hülya Koçit büyük starlar olarak kabul ediliyorlar ama siz onlardan önce başladınız. Tabii yani. Tabii. Ben 57-58 senesinin oyuncularıyım ben. Yani benle beraber Pervin Par, Fatma Girik falan bunlar var. Aklıma gelenler yani. Nevin Aypar var bir de. Evet. Aynı zamanda da onlardan evvel başrol oynamaya başlamış oyuncusunuz. Yani benim şöyle oldu. İlk başrol oynamam Zeki Müren'le Altın Kafes'te başladım. Bilmem biliyor musunuz, benim dans hayatımda vardı. Yılmaz var var, ona eşim, geçeceğim yavaş yavaş. Evvela danstan sonra sinemaya geçtim. Yani film çevirmeye geçtim. Yani o zaman oradan başlayalım. Ben aslında danstan nasıl sinemaya geçtiniz? Nasıl? Danstan ne oldu da sinemaya geçtiniz? Ha şöyle anlatayım. Taksim Belediye diye bir yer vardı. Orada İlham Gencer, Ayten Altman falan çalışıyordu. Klas bir yerde böyle. Dışarıdan şovlar geliyordu. Atraksiyonlar pek Türk kullanmazlardı. Celal İnce çalışmıştı, bilir misiniz? İşte İlham Gencer, onlar çalışıyorlar. Biz orada Yılmaz Duru ile beraber dansa başladık. Hem folklor hem oryantal. Zeki de o zaman asker, gidip geliyor bir üçüncü filmini yapacak zannedersem. Beklenen şarkı işte Berduş'tan sonra galiba bizim yaptığımız üçüncü film oluyor, Altın Kafes. Yeni hiçbir yerde oynamamış kız arıyorlar. Yılmaz da Zeki'nin iyi arkadaşıydı. İşte beni tavsiye ediyor, beni görüyor filan. Osman Seden de Kemal filmin sahibi. Yazıhane'ye çağırıyor. Biz iki film anlaşması yapıyoruz. Bir Cilalı İbo, bir de Altın Kafes. Öyle başlıyorum. Yani Sezer Sezin ve Zeki Müren, iki önemli insanla beraber başlıyoruz film yapmaya. Yani başladığınız zaman da en büyük starlarla başlıyorsunuz aslında. O zamanlar star değiller ama daha sonra evet, star oldular. Evet, yani onlar flash, Türkiye'de tanınan flash isimler. Sezer Hanım Bir Vurum Kahpe yapmış, Tahir ile Zühre yapmış filan. Böyle önemli bir isimler. Düşünün, ben 15 yaşında küçücük bir kızım, onların arasında kalbim ağzımdan çıkacak gibi geliyordu. Yani çok heyecanlanmıştım. İkisiyle çalışmak muhteşem bir şeydi benim için. Büyük bir şanstı zaten. Siz aynı zamanda oğlunuza biraz dedikodu yaptık hakkınızda. Yaparsınız. Eski arkadaşsınız oğlumla. Mutlaka tabii yapmışsınızdır. Bilmediğim bazı şeyleri ona sormak istedim. Tamam.
Babanız Sarıyerli Hüsnü Paşa. Babam değil. Pardon, dedeniz. Özür dilerim. Şöyle, Hüseyin Üstü Paşa annemin dayısı oluyor. Yani benim anneannemin kardeşi. Bunlar pardon, sizin babanız Naci Bey. Unuttum, pardon. Naci benim tersici gemide. Zaten gemi battı, öyle kaybettik babamı. Yani benim kökümü söylerseniz, biz Çerkez kökenden geliyoruz. Anneannem Çerkez. Anneannemin eşi Arnavut'tu. Burada tabii evlenmiş onlar. Üç kişi gelmişler. İki kardeş, bir erkek, bir kız, bir tanesi anneannem. Bir de anneleri. Göç etmişler bunlar. Kafkasya'dan Selanik, Selanik'ten İstanbul'a gelmişler. O harp zamanı işte. Kaç senesi? Osmanlı. Sizin büyük dayınız mı yani? Annemin dayısı. Tabii otomatikman benim de dayım oluyor. Anneannemin kardeşi oluyor Hüseyin Üstü Paşa. Hı hı. Evet, onunla ilgili ilginç bir şey anlattı bana Turan konuşurken. Bugün Terli Baba olarak bildiğimiz yerin asıl adı Terli evet. Tabya. Evet, bunun nedeni de Hüsnü Paşa'nın orada bir tel örgü yapmış olmasından kaynaklanıyor. Aslında bunun tabyalar, anladığımız terli tabyalar yapıyor. Evet. Düşmana karşı orijinal tabyalar adı, yapıyor. Evet. Doğru. Terli Tabya orijinal adı. Biz bugün Terli Baba diye biliyoruz. Aslında bu yanlış. Da o yanlış bir şey. Sarı şeyde işte sarı yerde olması lazım. Orada daha anneannemin zamanında bir kadın varmış, böyle herkese evlendirirmiş, yardım edermiş, böyle bir sofu, kendi halinde iyi yürekli bir kadın. Onu o değişe değişe Osmanlı zamanında oluyor bunlar. Bu değişe değişe Terli Tabya, Terli Baba oluyor. Halbuki oradaki yatan kadın erkek değildir, kadındır. Aha. Ama işte nedense kadın olmasın diye, belki evliyadan kadın olmaz anlamında mı? Ben pek inanmam da, hani yani erkeğe çevirmişler. Ve orada evlenmek için dilek yaparlar, giderler. Evlendikten sonra orayı ziyaret ederler. Annem buna çok gülerdi, böyle bir şey yok derdi. Yani Terli Tabya'yla o kadını birleştirmişler. Evlenirken yardım eden bir kadını birleştirip Telli Baba yapmışlar. Eyvallah. Yani çarpıtılıyor bazı tarihi şeyler, biliyorsunuz. Evet. Sizinle, sizden daha çok Muku'nun, yani Mukaddes Hanım'ın anılarını biliyorum ben. Annem, evet. Evet, anneniz. Şimdi izleyiciler yanlış anlayabilirler. Onun lakabı Muku, o yüzden Muku dedim. Siz tanımıştınız galiba annemi bildiğim kadarıyla. Ya şey oldu, bir kere karşılaştık ama ben Perizat'tan ve Turhan'dan o kadar hikayelerini dinledim ki. Tabii. Geçen Turhan'la konuşurken de siz tanışıyorsunuz zaten dedi. Yok dedim, o kadar tanışmıyoruz yani, karşılaştık. Ya aslında buradan başlamak istemiyordum ama neyse, lafı geldi. Anneniz ne kadar komik ve eğlenceli biriyse siz öyleydi. De o kadar şey birisiniz, ne derler. Daha çizgili olan, daha sert birisiniz aslında. Daha sakindim. Öyle gibi annem şey, esprili bir kadındı annem çok. Hı. Çok esprili. Benim anneannem de öyleymiş. Hayal meyal hatırlıyorum. Mesela benim anneannem uççalarmış, şarkı söylermiş. Yani bir sanata bir şevki olan bir kadınmış. Anneannem. Bir de hiç peçe takmamış. Sıkma baş varmış o zaman, neyse o sıkma baş kullanırmış. Hatta saraydan Hüseyin Üstü Paşa'ya diyorlar, şeyiniz diyor, kardeşiniz diyor, peçe kullansın diyor. Çerkezler biraz aykırıdır, belki bilirsiniz. Bilirim. Ben diyor bunu diyor kardeşime söyleyemem diyor. İsterseniz görevi bırakayım diyor. Hı-hı. Yani o kadar sert bir kadındı benim anneannem, hatırlarım hayal meyer, sert bir kadındı. Siz o zaman anneannenize mi çektiniz daha çok? Efendim? Annenizden çok anneannenize mi benziyorsunuz? Ya bilmiyorum kime benzediğimi. Daha küçükken baba tarafına benziyordum. Sonra anne tarafına döndüm. Anneme daha çok benziyorum galiba. Evet. Huy olarak sordum aslında, tipten. Yok, çok. Yok, huy fazla olarak benzemeyiz. Annem daha çılgın bir kadındı. Ben daha sakinim. Evet, evet, annem o anlamda sorayım. Anneannenize benziyor olabilir misiniz huy olarak diye düşündüm. Hayır, belki sanatsal tarafımız benzemiş olabilir. Çok müziğe de meraklıymış. 3-4 lisan bilirdi benim anneannem. Farizce, Fransızca, Türkçe, galiba da Rumca bilir. Tabii 4 lisan bilirdi anneannem. Sizin aileniz çok varlıklı bir aile
olmasına rağmen, yani orta sınıfın üstü olduğu için varlıklı diyorum. Ben görmedim o varlığı. Siz görmediniz o zamanları. Ve anneniz beraber yaşadığınız dönemde anneniz terzilik yapmış ve biraz da öyle geçmişsiniz. Yani şöyle, annem şöyle yaptı. Babam öldükten sonra çok genç dul kaldı. Zaten ailenin serveti bitmiş o zaman. Hiçbir şey kalmamış. Çünkü aileye bir damat giriyor. Cihangir'de bunlar. Cihangir'de oturuyorlar. Bir damat giriyor. Kamil Akol. Doktor Kamil Akol. Profesör bu. Eskiler bilir bunu. Bir oradaki arabacının oğlu şeyle evleniyor. Anneannemin büyük kızıyla evlendiriyorlar. Fakat Hüseyin Hüsnü Paşa onu okutuyor, doktor yapıyor. Doktor oluyor. Sonra o şey Hüseyin Hüsnü Paşa ölüyor. Erken ölüyor o. Anneleri yaşıyor. Yani anneannemin annesi yaşıyor. Bütün ona kalıyor mal. Bütün malı da torununa yapıyor. Kamil Akol'un karısına yapıyor. Fakat kadın ölüyor. Servet, bütün servet doktora kalıyor. Kamil Akol'a kalıyor. Ondan sonra bunlar tabii dağılıyor aileler. Çünkü bu paşa sülaleleri pek hesaptan, kitaptan anlamıyorlar zaten. Pek kafaları evet, ermiyor. Çünkü hazır dedikleri için her şeyi bilmiyorlar. Yani biz yoksul büyüdük yani. biz bir şey görmedik. Anneniz terzilik yapmış uzun bir süre galiba. Annem evvela deniz yollarında çalışıyordu. Azapkapı'da bir yer vardı, deniz yollarının. Bu gemiler vardı. Oranın müdürlüğünü yaptı. 7 sene babam öldükten sonra 7 sene orada çalıştı. Sonra terzilik keyfi yapıyordu. Yani pek fazla ihtiyaç olarak değildi. Yani ha. Biz zaten iki kardeş yetiştiğimiz için annemize bakıyorduk tabii. Ha ben yanlış anlamışım o zaman. Ben şey zannettim. O dönemi öyle atlattınız. Yok. Öyle. O keyfi yapıyordu. Çünkü becerikli bu Çerkezler çok el marifetleri olduğu için yapıyordu. Kendine göre küçük küçük paralar kazanıyordu. Sizin ilk filminiz kayıtlarda şöyle geçiyor. Onun için demin de söyleyeyim söyleyemedim bilemedim. 1955 Yörük Ali. Ha ona şöyle anlatayım. Anadolu filmin sahibi vardı Esat Özgül, Esat abi. Benim ablamın flörtüydü. Benim ablamın flörtüydü. O film yapıyordu böyle. Ben de öyle arada küçük küçük roller oynuyordum. Sette ablam başrol oynuyordu. Ben de ufak roller oynuyordum orada. Odur ama o bir çok 13 yaşlarında falan olmam lazım. Çok küçüğüm orada. Evet. Sonra Ninni Talihsiz Ninni Talihsiz Yetime. Sonra da Muharrem, Bir Dilim Ekmek. Muharrem Gürses'in. Evet. O Altın Kafes'ten sonra. Evet. Burada şey yazılmış. İkisi, önce Bir Dilim Ekmek sonra Altın Kafes diye geçmiş. Bir şey yanlış olacak hayır, tabii. Hayır. Evvel Altın Kafes sonra odur. Evet. Şimdi ben biyografinizi okurken bir süre sonra kendi kendime şöyle düşündüm. Onun için size sormak istiyorum bunu. Demin de bahsettiğim gibi siz pek çok stardan önce sinemaya başladınız ve başrol oynadınız. Buna rağmen kendi kendime şunu sordum. Ya Nülüfer Hanım star olmak istemedi yahut da siz kısa bir süre sonra eşinizle beraber Amerika'ya gidiyorsunuz. Ve galiba Amerika'da ilk kez bu dans gösterisini yapan Türkler de sizsiniz. 2,5 yıl kadar kalıyorsunuz galiba orada. 3 yıl mı? 2 seneye yakın evet. 2 seneye yakın. Belki de dedim sebep bu oldu dedim. Yani Nülüfer Hanım'ın tam da aslında en popüler olacağı zamanda bıraktığından oldu dedim. Ve merak ediyorum siz star mı olmak istemediniz yoksa demin bahsettiğimiz gibi o ayrılış mı bir ara vermenize sebep oldu? Doğru. Lifte insan çok fazla derin düşünmüyor. Her şeyi sati düşünüyorsunuz. Gençsiniz. İşte elinize yüzünüze bakılıyor. Ne olsa ben film yaparım. Çünkü biz İnci sen sesi duyabiliyor musun? Ses gitti galiba. Evlendik. Çocuk çalışacağız orada. Para kazanacağız.
Hatta Hollywood'da konuyu artık. Efendim gel. Durdu. Ha, şimdi geldi tekrar sesiniz. Tamam geldi. Ne sordunuz anlayamadım. Şunu sormuştum, onu cevaplıyordunuz. O sırada ses kesildi. Tamam. Siz pek çok stardan, bugün bildiğimiz stardan önce sinemaya başladınız. Fakat doğru, daha sonra Yılmaz Bey ile beraber Amerika'ya gittiniz. Ve galiba evet. Amerika'da ilk defa dans gösterileri yapan Türkler sizler oldunuz. Bu mu? Yok, Necla Ateş var. Bizden evvel Necla Ateş var. Aha. Bu yüzden mi siz daha sonra star olmadınız ya da star olmak hiç mi istemediniz diye sordum. Şimdi, ben biyografimde okurken bir an oraya takıldım. Acaba dedim ondan mı? Örneğin şimdi, bu arada ben bir şey söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii. Türk sinemasında ilk Avrupa'yı tip olarak Filiz Akın gösterilir. Oysa o değil, sizsinizdir ilk Avrupa'yı tip. Doğru, o da doğru. Tabii, daha batılı görünümlü olan. Yani 15 yıl önce falan sizin başlamanız. Doğru. Şimdi o yaşlar, şimdi 15-16-17 yaşlar pek fazla derin düşünmüyorsunuz. İşin büyüsüne kaptırıyorsunuz kendinizi. Nasıl olsa ben Türkiye'ye gelirim, gene film yaparım, gene işte kendimi gösteririm. Tabii Amerika'ya biz Yılmaz Duru'yla dans etmeye gittik. Tabii ki hayalimizde Hollywood vardı. Herkesin olduğu gibi, bunu inkar etmeyelim. Hollywood'da da artist oluruz. Çünkü ben küçükken Türkiye'de artist olmayı düşünmedim. Çünkü benim zamanımda Türkiye'de Arap filmleri önemliydi. Türk filmleri o kadar bilinmiyordu. Benim ailem Arap filmlerine giderdi. Onu seyrederdik. Ben de Amerikan filmlerini çok severdim. Ve Hollywood'da artist olacağım derdim. Biraz da o hülyayla gittim Amerika'ya. Tabii bunlar olmadı, gerçekleşmedi. Geldiğim zaman da gene bıraktığım yerden devam ettim. Çünkü Türk sinemasında fazla oyuncu çıkmıyordu. Çünkü sinema sektörünü pek aileler beğenmezlerdi. Bakın o tarihte bile biraz parçalanmış ailelerin çocukları film yapar. Hani tiyatro evet. Daha köklüdür, daha derindir, daha sanattır. Sinema öyle değildi. Sinema pek beğenilmezdi o zamanları. Tabii ben bıraktığım yerden devam ettim. İşte Yasak Aşk'a başladım zaten Halit Refik ile. Oradan da yürüdük. Siz o kadar enteresan birisiniz ki, onun için özellikle başta söyledim. Türk sinemasında oyuncuları sayacaksak eğer en temel taşlardan birisiniz. Hem Türkiye'nin en önemli oyuncularıyla hem en önemli yönetmenleriyle çalıştınız. Doğru. İşte Yılmaz Duru, Halit Refik, Yılmaz Güney, Cüneyt Arkın, Göksel Ersoy. Edison da var galiba, öyle değil mi? Yok, Edison'la çalışmadım, hiç olmadı. Yok. Ondan sonra Türkiye'nin önemli kadın starlarıyla aynı zamanda çalıştınız. Dolayısıyla tabii. Siz Türk sinemasının yaşayan hafızası gibisiniz. Doğru. Yani hiç şey istemediniz mi? Ben onu özellikle sordum. Siz gene de isteseydiniz sanki daha popüler, daha star kıvamında biri olabilirdiniz. Ama siz istemediğiniz gibi geliyor bana. Ya da şimdi, o zamanki şartlar bunu mu gerektirdi? Çünkü şöyle hikayeler oluyor ya, hani insanın eşi ya da yakını eğer önemli bir yönetmense mesela, o daha az görünür olabiliyor. Ya da mesela Halit Refik'le beraberliğinizde bu size bir engel mi teşkil etti? Şimdi Halit Refik hem benim üniversitem oldu, hem okulum oldu, hem kariyerim oldu. Ama onun yanında da şöhret diyelim. Benim için şöhret önemli diye onu söyleyeyim. Şöhret bakımında geriye itti beni. Neden? Ben Yasak Aşk'a başladığım zaman benim evliliğim sarsılmak üzereydi Yılmaz Duru'yla. Bende bir kültür açlığı vardı. Sinemada zaten bir okulu yoktu, bir şey öğrenemiyorduk. Biz film çevirmesini boza boza öğrendik. Hepimiz öyle alaydan geldiğimiz için. Halit Refik çok dolu bir adamdı. Çok hepiniz bilirsiniz. Kültür olsun, bilgi olsun, hem siyasi hem sanat olarak çok bilgili bir adamdı. Halit bana
çok enteresan geldi. Yani bana okul gibi geldi, bana öğretmen gibi geldi. Sevdim de tabii. Ve ben aşık oldum Halit Refik'e. O yasak aşk içerisinde. Halit'i de bir kesim var ki, bir sağ kesim vardı. Halit solcu olduğu için bir sağ kesim. Halit'i sevmezdi. Sinemada biraz sağ kesimdi. Düşünce olarak sağ kesimdi. Asistanlıktan yönetmenliğe geçerken benimle çalıştı. İlk oyuncusu benim. Bana kapılar kapandı o zaman. Kemal Film olsun işte. Bir tek Uğur Film şeydi. Uğur Film'de de Memduh'un çok iyi anlaşırlardı. Senaryoda falan çalışıyordu. Yani biraz hüsrana uğradım. Yani ben duygusal olduğum için bazı kapıları kapattım. Çünkü benim için duygu, kendi hayatım, sevgim benim için daha önemli şöhretten. Belki de o var bilinç altında. Yani hem kaybım oldu ama bir şeyler öğrenmek açısından da avantajım oldu Halit'in sayesinde. Evet, Halit Refik hakikaten Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri. En temel kişiliğim istediğinde yani öyle herhangi zaten bir yönetmen de kaç tane sayabilirsiniz? Lütfü Akat, İlten Ersan, Halit Refik, Atıf Yılmaz. Evet, yani, Yılmaz Güney aynı zamanda. Peki Yılmaz da... Daha sonra tabii, daha sonra ama yani... Yılmaz biraz daha çünkü ona pek fazla film yapma imkanı olmadı. Ama senaryo çalışması, oyunculuk olarak daha çok şey yaptı. Çünkü hep hapiste geçti evladım hayatı. Onun için tam o sıraya koyamıyorum. Ama beyin olarak, fikir olarak tabii ki deha bir adam. Onu kabul etmek lazım. Sizin için şöyle mi? Dans etmek mi daha önemli, oyunculuk mu? İkisi de ayrı şeyler. İkisi de ben severim. Tabii oyuncu. Çünkü dans etmek o anki sizin tatmin yolunuzdur dans ederken. Çünkü insan ruhunuz da rahat ediyor. Ben folklor da çok severim. Folklor çalıştım. Oryantalı çok sevdim. O bir ruh tatmini oluyor. Dans etmek çok güzel bir şeydir. Tüm dansçılarda vardır bu. Filmi de şöyle ayırayım. Film çekmek, siz çok efor sarf ediyorsunuz oynarken. Çok güç veriyorsunuz. Ama ben seyrettiğim zaman o gücü görmüyorum. Ben hiçbir zaman kendimi beğenmiyordum film seyrettiğim zaman. Çünkü efor çok büyük ya, o geçmiyormuş gibi geliyordu bana. Ama sahne beni tatmin ediyordu. Çünkü bizzat ben varım orada. Görüyorsunuz, evet. Orada öyle değil. Orada bir başka karakteri canlandırıyorsunuz. Her seferinde böyle yapmasaydım, bu olmamış dedim kendi kendime. Beğenen oluyor ama ben beğenmiyordum. Kayıttayım. Tekrar hoş geldiniz Nülfer Hanım. Burada Nülfer Hanım'ın ödüllerini görüyoruz. Antalya Film Festivali başta olmak üzere çok aldığı ödül. Ufuk Hanımcığım rica etsek Nülfer Hanım'a doğru yerleştirebilir miyiz kamerayı? Tamam, gördük ödülleri aşağı yukarı. Tekrar alırız görüntüyü. Evet. Beni görüyor musun? Evet. Görüyorum sizi. Tamam. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Zaten kayıttayız şu an. Tamamdır. Bu arada galiba bu akşam özel bir güzel bir saç şekli yaptınız. Bir görebilir miyiz onu? Topladım. Çok güzel olmuş hakikaten. Teşekkür ederim. Kendiniz mi yapıyorsunuz bu modelleri? Tabii ben hiç kuaföre gitmem. Hiç de sevmem zaten. Sevmem. Her şeyi kendim yaparım. Hele bu ara hiçbir yere gidemiyoruz. Sokağa da çıkamıyoruz. O ayrı canım yani o karantinadan ötürü biz 8 aydır öyleyiz. Evet. Çok da fark eden bir şey olmuyor. Kaldığımız yerden devam edersek eğer isimler saymıştık. Tekrarlayalım. Yılmaz Güney, Yılmaz Duru, Halit Refik, Ayhan Işık, Göksel Ersoy, Fikret Hakan, Leyla Sayar, evet. Ferda evet. Ferda, Cüneyt Arkın. Sevda Ferda, Cüneyt Arkın. Evet. Evet doğru. Bütün bu isimlerle çalıştınız. Tamer Yiğit de var. Efendim? Tamer Yiğit de var, onunla da çalıştım. Tamer Yiğit de var. Yani daha çok isim daha var elbet tabii. Ben bir kısmını saydım hani en bilinenleri. Anladım. Bütün bunlar arasında
Sizi en heyecanlandıran oyuncular kimler oldu? Şimdi ben öyle ayıramam. Ben zaten çok heyecanlı bir insanım. Yani o heyecanım kimle çalışırsam çalışayım her zaman heyecanım var. Hala da vardır bir işe başlarken. Ama ne bileyim işte gene de insan gayri ihtiyari bir anıdan ötürü yahut o insanın çalışma disiplininden ötürü onunla çalışmak daha keyifli gelir. Herkes için vardır ya öyle bir şey. Yok, öyle ayrım yapamam da en çok Göksel'le çalıştım şeyde film olarak. En çok onunla uyum. Tabii onunla çok çalıştığım için daha da rahat. Bir de ailece görüşüyorduk. Karısı Soleil, ben de o zaman Halit Refik ile evliyim. Yani rahat geliyordu. Alıştığım bir partnerimdi. Yani onu söyleyebilirim ama ayrım yapamam. Yani daha rahat çalıştığım diyelim Göksel Ersoy. Siz Cahide Hanım'la hiç karşılaştınız mı? Cahide Songül'de. Sokakta gördüm onu, hiç unutmuyorum. Böyle yüreğim, kalbim çarpmaya başladı. Daha o zaman 12 yaşlarında filandım. Sokakta gördüm onu. Böyle bir kafeterya gibi bir yerden çıkıyordu Yeşilçam'ın orada. Hatta şey sineması, Emek sinemasının orada ben aşağı iniyordum, o yukarı çıkıyordu. Sapsarı saçlar, herkes ona bakıyordu, öyle gördüm o kadar. Bir daha hiç karşılaşmadınız. Hayır, hiç karşılaşmadım. Peki Muhteşem bir 70'lerde kadın. çok güzel bir Efendim? kadın. Çok 70'li güzel. yıllarda da şimdilerde olduğu gibi star olanların ya da star olmak isteyen Cahide Songun'u sendromu tırnak içerisinde dediğimiz şeyi yaşıyor muydu insanlar 70'lerde? Yani bilemiyorum. Yani tam şeyi de anlayamadım. Neyi yaşıyor, Yani neyi yaşıyor? öyle ya, işte son özellikle 30 yılın oyuncuları hep bir Cahide Hanım'ın yaşadıklarını hatırlarlar ve kendilerini hep tabiri caizse korumaya çalışırlar, o manada söyledim. Evet, hep söylenir. Yani o evet, çünkü hazin bir sonu oldu Cahide Songun'un. Onun da nedeni var. Ben bunu açıklayayım. Yani alkolik bir kadın değildi, öyle anılır ama bu kadının yaptığı filmlerin hepsi yanıyor. Evet. Bir anda sıfıra iniyor bu kadın. Evet, bir gecede. Evet, sıfıra iniyor. Ve insan aklı çok enteresan bir şey. Pamuk ipliğine bağlı bir şeydir biliyorsunuz. Bir anda o yaşı da var. Genç dediği çok fazla. Birdenbire o düşmesi tabii ki bazı saplantıları olmuştur gibi geliyor. Hep de Cahide Songu'ya benzemesin sonunuz. Cahide Songu'ya benzemesin sonunuz diye laflar söylenirdi benim zamanımda da. Evet. Ama herkes onun duruma düşebilirdi zaten. Çünkü Evet. Bir dramın içine, bir yoksulluğun içerisine düştü kadın. Çok onurlu Evet. bir kadındı zaten. Cahide Hanım'ı rahmetle anıyoruz. Cahide Aynen. Hanım'ın bilmeyenler için bir film şirketi kurmuştu. Evet. Song Film ve bütün parasını da oraya yatırmıştı. O zamanlar tütün tüccarı olarak bilinen bir beyefendiyle evliydi. İhsan. İhsan. İhsan Bey, evet. İhsan. Ve Galiba bir gün soyadı. Film ofisinde yangın çıktı. Bir gecede bütün servetini neredeyse kaybetti. Tabii ki yaptığı mutlaka bütün kendini aradı. Filmler, yaptığı bütün filmler yanıyor. Tek film ya, hepsi yanıyor. O bir gelir de onun için. Evet. Yani dolayısıyla Bir bütün anda gelirini sıfır. kaybediyor. Evet. Sıfır oluyor. Sıfır. Evet. Aslında sonun başlangıcı böyle oluyor. Ay maalesef, maalesef. Evet. Nur içinde yatsın. Çok önemliydi. Evet, Türkiye için çok önemli bir kadındı. İzleyicilerin de yakından bildiği, Türk sinemasını iyi takip eden izleyicilerin yakından bildiği, oynadığınız sadece bazı filmleri söylemek istiyorum. Çünkü o kadar uzun bir liste var ki herhalde 100'den fazla dizileri Doğru. de sayarsak eğer. Demin bahsettiğimiz Altın Kafes, Yalnız Değiliz, İstanbul Kızları, Harem'de Dört Kadın, Vazife Uğruna galiba Yılmaz Güney ile oynadığınız film miydi? Hayır, Vazife Uğruna Cüneyt Arkın'la Pardon, oynadım. Cüneyt Arkın'la, özür dilerim, Cüneyt Arkın'la. Yarın Artık Bugündür, Türk sinemasının en iyi filmlerinden biridir. Düz Gezginleri. Yarın Artık Bugündür dizi olması lazım. O dizi o. TRT'ye yaptığımız dizi.
Çok Şükran Gülgör oynuyor. Hüseyin Nazır oynuyor. Öyle olması Aşkım, lazım. Ben de hafızanız. Evet doğru. O dizi. Evet, daha Alzheimer olmadım. Aha, ben daha kötüyüm sizden canım. Düz Kez Günleri, Ağır Roman, İlan Hikayesi. O dizi zaten onu biliyoruz. Eriti Ağır Geniş Roman, Filmi. Ağır Roman da film. Film evet film. Film. Ağır Roman, İreti Gelin, onlar. Bu arada evet. Şafak Bekçileri vardır. Eskişehir'de çektiğimiz o var. Evet. Göksel Ersoy'la Halit Refik'in çektiği. Şehirdeki Yabancı var, Maden Ocakları'nda geçen. Onlar evet. Önemli filmlerdir. Tam ona gelecektim aslında. O biraz böyle bir kabaca sayayım istedim. Son yılınız film olarak Hicran Sokağı gözüküyor. Doğru mu bu? Ha evet. Yaptı onu. Senarist. Ay neydi ismi? Senarist. Evet. Neyse şu şimdi şuradan gelmek istiyorum. Siz Bir Dilim Ekmek'te eşiniz Yılmaz Duru sizin babanızı oynamış öyle mi? Evet, doğru. Hiç ama aynı şey karşılıklı sahneniz yok ama sizin babanızı oynamış. Tabii filmin başında o sonunda ben varım. Onun hikayesi şöyle. Altın Kafes'i çektik bitti. Ben hamileyim. Turhan'a hamileyim. O teklif geldi. Orada işte Yılmaz Duru bir kaptanı oynuyor. Gülistan Güzey'in kocası. Gülistan düşmüş. Bizim bir yalıda yaşıyoruz. Oraya bir şey gibi, yardımcı gibi geliyor. Ben onun kızıymışım meğersem. Ama kaptan ölmüş. Yani Yılmaz Duru. Öyle bir hikaye şey de vardı orada. Kenan Pars da vardı. Öyle bir hikaye. Orada da Kayhan'da Turan'a hamileydim orada. Bir de Türk sinemasında çok önemli bir film olan, yurt dışında da ödül alan, demin siz bahsettiniz zaten. Şehirdeki Yabancı, 1962, yönetmen Halit Refik. Doğru. Senaryo, Vedat Türkali. Evet. Moskova Film Şenliği'nde şeref diploması ödülü kazanmışsınız siz o filmde. Doğru, o da doğru, evet. Denir ki bu film... Bir Simon Signore aldı. O da vardı. Simon Signore vardı. Ondan sonra o da aynı ödülü aldı. Ben de aynı ödülü aldım. Ve bir de tek Müslüman ülke olarak Türkiye aldı o ödülü. Şöyle denir, doğru mudur sizce de? Bu film ilk ne derler? Halit Bey'in en meşhur olduğu filmdir derler. Öyle mi? Kimi? Halit Bey'in. Halit Refik. Yönetmen olarak Halit Refik'in, evet. Yani Halit'in o devirde yaptığı filmlerin hepsi sosyal içerikli filmlerdi. Şey de öyle, Şafak Bekçileri de öyle. Evet. Yani İstanbul'un kızlarını bile öyle diyebiliriz. Genç kızların nasıl kötü yola düştüğünü anlatan hep sosyal içerikli. Her yaptığı film önemli. Yalnız Şehirdeki Yabancı'da o maden ocaklarında ne kadar dümenler, ne kadar kötü şeylerin döndüğünü anlattı o devirde. Düşünebiliyor evet. musunuz? Çünkü Halit bir şey araştırmadan yapmaz. Türkali de zaten, Vedat Türkali de senaristiydi o şeyi. Neler o çürük mendirekleri koyup insanların nasıl canını şişe sayarak, ders olarak, siz biliyor musunuz madenciler o filmi ders olarak gösteriyor. Daha evet, bir evet. televizyon göstermiyor onu. Hala bu devirde de yaşanıyorlar. İnsan canının hiçbir değeri yok. O film ilk solcu, devrimci, emekçi film olarak geçiyor. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Oraya hatırlıyorum. Filmler varmış. Nülüfer Aydan, Göksel Ersoy, Talat Gözbak, Reha evet. Yurdakul, Ali evet. Sen, Erol Taş, Hasan evet. Ceylan, Ateş Tekin, Abdullah Ataç, Nusret Özkaya. Evet. Ekip de çok sağlam bir ekip. Hepsi Türk sinemasında çok önemli oyuncular. Senarist çok zaten Türkiye'nin en önemli yazarı olan Vedat Türkali. Yönetmen de Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden biri olan Halit Refik. Bu filmi bazı yerlerde de göstermemişler galiba o zamanlarda değil mi? Vallahi bizi Zonguldak aforoz etti. Biz Zonguldak'a gidemedik. Çünkü gerçekleri anlattık orada. Yani şey yaptılar, karşı çıktılar filme. Çünkü o filmi çekmeden evvel iyi bir araştırma yapıldı.
Vedat Türkali zaten Türkiye'de, Anadolu'da neler olduğunu bilen bir adam. Öğretmendir biliyorsunuz o evet. şeyi. O biliyor nelerin döndüğünü, ne kadar yolsuzluklar olduğunu bildiği için öyle Halit Refik ile müşterek böyle bir film yaptılar. Beyaz filminde. 70'lerde bu pek çok sinema oyuncusu sinemadan biraz uzak durdu. Çok az film çekildi. Doğru. Filmler anlamında. Siz o zamanlar siz de uzak mı durdunuz? Yani ben zaten ayrılmıştım Halit Refik'den daha evvelden ayrıldım. Dans hayatına başladım. Şeyde çalışıyordum. Turist otellerde çalışıyordum. Çünkü seks furyası başlayınca o tarihlerde sinemada bize iş kalmadı. Ama benim diğer ki mesleğime döndüm. Yani rahat kazanıyordum da. Çünkü bize evet. iş yoktu artık. Bize iş yoktu. Evet. Bendeki kayıtta şöyle, doğru mudur? Siz en son Efe'nin İntikamı'nda oynamışsınız 1967 ve 1973'e kadar sinema filmi çekmemişsiniz. Salih Güney ile oynadık, doğru. Evet. Pesen filmin, doğru, evet. Evet. 1983'te de... En son filmdir o, en son filmdir o. Evet. Yani bu sinemanın evet. yıkılmak üzereyken olduğu bir senedir. Senesini hatırlamıyorum ama en son filmim o. Buradaki kayıtta 1967 diye geçiyor Efe'nin İntikamı. Siz ama dolayısıyla aslında o furya başlamadan önce bırakmışsınız. İşte o üçüncü evliliğimi yaptım. Hı-hı. Mersin'e yerleştim bir müddet sonra. 200 sene sonra Mersin'e gittim. Doğru, evet. Sonra 1970'de... Ama sinema biraz şeydi yani, biraz ırpalanıyordu Türk sineması. İyi bir sene değildi o seneler. Daha sonra 1983'te Çiçek filmiyle ve hemen arkasından Ve Recep ve Zehra ve Ayşe ile tekrar sinemaya döndünüz. Çiçek yok, Çiçek'te ben yokum. Bendeki kayıtta öyle gözüküyor. O zaman yanlış Ve Recep ve Zehra ve Ayşe. Recep Zehra'la döndüm. O Çiçek, Sinan iki filmde Sinan Çetin'indir. Onun için yanlışlık olmuş orada. Recep Yusuf Kurçeli çekti onu. Necla Nazır oynadı. Ondan sonra Mahmut. Tezci neydi o Mahmut? Hekimoğlu muydu? Neydi? İstersen isimleri söyleyeyim. Necla Nazır, Mahmut Cevher. Mahmut Cevher, ha, bravo. Tamam. Pembe Mutlu, Mesut evet. Engin, Tuncay Necmioğlu. Müziği de Cemil Diz'e ait. Çok önemli bir müzisyendir kendisi. Ve tabii ki yönetmen Türk sinemasının gene çok önemli bir ismi Yusuf Kurçeli. Yusuf Kurçeli, evet, ikinci, üçüncü film olması lazım Yusuf Kurçeli'nin. Hı-hı. O bir hayattan alınma bir hikayedir o. Hı-hı. Gazetelerde yazmış kocasını öldüren bir Anadolu'da yaşayan bir kadın. Üstüne kuma getiriyor. Fakat birisine aşık olunca o zaman adamı öldürüyor. Çok enteresan. Kumayı kabul ediyor da aşkı kabul etmiyor kadın. Anadolu kadını. Peki nasıl ikna oldunuz tekrar sinemaya dönmeye? Yo, ikna olmama gerek yok. Arzu ettim zaten. Artık hı-hı. dönmüştüm. İstanbul'a gelmiştim ben. Hem dans hayatımı götürüyordum hem de film yapıyordum. Yani hikaye, orada da doktor bir kadını oynuyorum zaten. İyi de bir senaryoydu, önüme gelen, çok beğenmiştim. Hemen kabul ettim. Şunu söylemek istiyorum size. Pek çok kadını çatlatacak kadar güzelsiniz ve formdasınız. Teşekkür ederim. Ve hiçbir estetiğiniz yok. Yok. Evet, inceciksiniz. O da doğru. Ben şunu merak ediyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta bunu şeyle de konuştuk. Turan'la da konuştuk. 1993 falan da siz de o zamanlar herhalde 60'ınıza yakındınız. Ve siz o zaman dahi ekstralarda çıkıp dans ediyordunuz. Tabii canım. 60 yaşında değil ama 57-58 yaşına kadar dans ettim. Doğru. 60'ına yakın dedim ben de, tam tarihi kestiremedim. Yani ya. Tabii 60 değil. O da şimdi ben otellerde, turistik otellerde dans ediyorum. Benim küçük oğlum turizmle falan uğraşıyor. Hem de filmle yapıyorum. Filmlerde anneanne babaanne oynuyorum. Gecede kostümleri giyip dans ediyorum. Tezatlığı görebiliyor musunuz? Sonra bana Kayhan dedi ki, benim çocuklarım çok önemlidir benim için. Hı-hı. Onun arkadaşları da beni seyrediyor tabii. Hani dedi, artık dansı bıraksan olmaz mı dedi bana.
Hiç unutmuyorum. Yani lüzum var mı dedi. Ben de bıraktım zaten. Peki bir şey söyleyeceğim size. Benim merak ettiğim şey şu. Normalde dans hayatı için 35 bile kadınlarda yüksek yaş sayılırken siz 56-57 yaşınıza kadar dans evet. ettiniz. Dansı sevdiğiniz için mi dans ettiniz? Kendinizi tabii orada dans. Daha mı özgür hissettiniz? Ben hayatta hiçbir şey sevmeden yapamam. Tabii ki çok hı-hı. seviyordum. Mesela ben şeyde de oynadım, çıktım. Pembe Köşk gibi yerlerde de çıktım. Yalnız otellerde değil. Tabii oranın müşterisi biraz bir tuhaf, bana iyi gelmiyordu. Çok avamdı. Alaturka müşterisi çok avamdı. Hatta Pembe Köşk'te başıma bir şey geldi. Zaten ilk orada çıktım. Sonra otellere döndüm, onu söyleyeyim. Sonra bıraktım o şeyleri otellerde. Adam şey ceketini attı, bir de para attı sahneye. Yani o zaman da Sevim Tuna Türk parasının üstüne bastı diyor, Atatürk var ya paralarda, kadını dava filan açıldıracağım. Müzisyen dedik ama aman dedi, hadise çıkar dedi. Nüfer Hanım yürüyün dedi. Nereye yürüyeyim ya dedim. Ceket ve para yerlerde. Tabii arada kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyse cekete parmağımın ucunu koydum. Bir hareket yaptım. Geçtim. Nedir bu dedim. Anlayamadım. Bunun manası sen beni çiğne. Sana her şey feda demekmiş. Ha, evet. Benim de aklıma öyle bir şey geldi. Ya bu ne? Zaten bir müddet sonra o gazinolardan uzaklaştım. O işte Hilton'du filan öyle. Büyük otellerde turistler de çok geliyordu o zaman. Bir de o şeyler vardı, köşkler vardı, eski tarihi köşkler. Oraya da turistler filan geliyordu. Onlara dans ediyordum. Hani içkili yerde dans etmek biraz zor. Çünkü bir tanesi de gene öyle klas bir yerdi galiba. Neresiydi? Bir yılbaşı akşamıydı. Masaya çık, masaya çık dedi bana adamın birisi. Masaya çıkıp oynayacağım düşün. Tepside kadın oynatır gibi. Ben de hemen zekamı kullandım. Ekmek basan yere dedim. Ha çık çık ekmek dedim. Konan yere ayak basamam dedim. Adama ne yapayım kendimi kurtarayım diye. O da bana yaşlanmışsın dedi. Evet yaşlıyım dedim ben de. Ne ben diyeyim? Şeyi hatırlıyorum. Hatta onu konuştuk biz Turhan'la. Siz Kervansaray güzel bir kulüptü orası. Turistik bir kulüptü. Tabii. Orada ekstraya çıkıyordunuz. Hayır orada biz çalışıyorduk. Zımaz Turu ile devamlı orada çalışıyorduk. Devamlı hayır, işimiz. Hayır. Amerika şeyi dönüşü. Ben çok daha yakın bir tarih söylüyorum. Ben şöyle yok, hatırlıyorum. Turan'ın sorduğum. Bu Elma Dağ'da Kervansaray diye bir lokal biliyorum. Vardı ya. Biliyorum evet. Ben o lokalde sizin ekstraya çıktığınızı hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? 90'larda. Ekstra. Ama biz orada Yılmaz Tutu'yla çalıştık. Hem folklor hem oryantal. Demek ki tek kaç tane düğünler müğünler olduğu için o sosyetenin. Demek ki tek oryantal orada çıkmışım ben. Ama bizim orası devamlı işimizdi. 60'larda. Ha. 61'e evet. kadar devam etti. Onu bilmiyorum da ben 90'ı hatırladım. Turhan da bana bir an dedi ki sen bence dedi karıştırıyorsun dedi. Sonra hatırladı. Yahu dedi doğru dedi. Ben dedi Perizat'la dedi. Annemi sahnede seyrettim o yıllarda dedi. Kervansa yani ekstraya yani. Mı geldi? O zaman bir düğüne yani. Bir düğüne çağrılmış olabilirim. Ha. Doğrudur. Ha. O kadar evet. hatırlayamam. Düğüne ekstradır o. Ama Kervansaray bizim devamlı çalıştığımız yerdi şeyle Yılmaz'la beraberken. 60 ve 61 senesine kadar. Orada çalıştık. Size insanlar biraz meslektaşlarınız tuhaf bakmıyor muydu? 50'sini geçmiş bir hanımefendi dans ediyor diye. Biraz da belki arkamdan konuşuyorlardı ama yüzüme kimse bir şey söylemedi. Hayır canım, olumsuz anlamda değil. Bazıları çok hürmet edebilir bu duruma. O manada söyledim. Yani takdir ediyorlardı tabii. Fiziğin iyi, ne güzel dans ediyorsun deniyor. Bunlar deniyor. Bunu erkek arkadaşlarım da söylüyordu. Kız arkadaşlarım da söylüyordu. Biz senin yaşına gelince inşallah böyle oluruz diyorlardı. Filan filan bunlar söyleniyor. Kilo almamak avantaj tabii. Yani şimdi siz çok güzel kadın dediniz ama ben çok güzel bir kadın değilim. Sadece aynı kiloda kalmam beni bir avantaj haline soktu. Vallahi ben geçmişten şimdiye fotoğraflarınıza baktım. Bir kere çok güzel kadınsınız. İkincisi hani güzellik bir bütün ya. Bu kadar fiziğini koruyabilmiş. Ben hatırlıyorum o daha 10 yıl evvel sizin bikini fotoğraflarınız vardı. Gazeteler haber yaptılar.
Kaç tane kadın var bu dünyada yani, yani dünyayı saysanız 30 kişi sayamazsınız yani. Ya da o insanlar Ajda gibi artık hani ne derler? Evet, o doğru. Ben mesela bende estetik de yok. Ben Kıbrıs'a gittim. Ne bileyim, bir şey, deniz kenarında bir Kilimanjaro'la resim çektirdim. Bazıları tenkit etti, bazıları takdir etti. Benim umurumda değil. Ben kendimi bildiğimden beri bikini giyiyorum zaten. Hiç aldırmıyorum. Deniz kenarında giyiyorum. Ve evimin içinde giymiyorum. Sokakta da giymiyorum. Biraz beni tenkit eden oldu. O da hanımlar oldu. Erkek değil. Ama Nilüfer'cim, ben şunu söylemeye çalıştım. Tabii ki insan her yaşta bikini giyebilir. Ayrı mesele, ama bir de Tabii. sizde yani çok yakışıyor. Fiziğiniz hala çok düzgün. O manada söyledim yani. Kaç tane insana nasip olur? Biyonik şeyi saymazsak Evet. Ajda'yı. Siz Ajda'yla çalıştınız mı hiç? Aynı filmde. Yok, hiç çalışmadım ama tanırım kendisini. Hiç Çalışmadım. Evet. çalışmadım. Hayır. Siz ondan da önce başlamışsınız çünkü sinemaya. Aa, tabii. Tabii ki. Evet. Ben baktım tarihsel olarak. Yo yo yo, Ne? tabii. Ajda 60'larda falan çıktı. O da ilk Evet, defa İlham 60'ları Gence'de Çatı Kulüp'te şarkı bitti. söyledi. Biz de Amerika'dan yeni gelmiştik. Yılmaz Duru ile beraberdik, seyrettik. Bak, bir kızı dinleteceğim size, dinledi, yanımıza geldi. Ellerimi tuttu falan, konuştu. Biz Amerika'dan yeni gelmiştik, gazeteler falan yazmış. O da yıllar sonra Ajda isim tek olduğu için oradan hatırladım o Ajda olduğunu. Şarkı da söylüyordu. 60'ta falan vardı ama Ajda. Yani belki Evet. tanınmadı ama ben onu 60'ta tanıdım. Evet, 1960. Ben yakın zamanda Hülya Koçit'le yaptığı bir röportajı seyrettim. Orada Ajda Hanım şöyle anlatıyor. Tam sizin söylediğiniz gibi İlhan Gencer'le programlar yapıyor. Galiba 65 yılında ilk defa sinema filmi de oynuyor. Ha, 65 sinemaya yılında. geçti. Evvela şarkı zaten. Kız şarkı Aha. söylüyor. Evet. Evet, çok modern, Yani çok böyle batılı bir tipti. Biz Yılmaz'la ikimiz bayıldık ona zaten. Sesi de bize çok iyi geldi. Değişik bir sesi var zaten. Biz bayıldık. Bize İlham Gencer dinletti. Evet. Onu hiç unutmuyorum. Peki geriye dönüp baktığınızda ben hani sizin için şey dedim ya, hakikaten öyle düşünüyorum. İltifat olsun diye söylemedim. Çünkü zaten şimdiye kadar anlattıklarınız da bunun ispatı. Siz Yeşilçam'ın hafızasısınız resmen. Ve en iyi yönetmenler, en iyi oyuncularla oynadınız. Kendinizi Doğru. şanslı hissediyor musunuz bu anlamda? Ya da işte bu mesleğimin gereğiydi, öyle oldu zaten deyip önemsemiyor musunuz çok da? Ya tabii ki şans diyelim ona. Yani bir de benim zamanımda herkes böyle bir sanata, bir sinemaya, bir şeye talip değillerdi. Yani zamanın getirdiği bir avantaj da var bizim için. Mesela benim babam sağ olsaydı herhalde ben artist olamazdım. Bizim baba tarafımız İzmir, biraz muhafazakardır. Onlar da Girit Adası'ndan gelme. Babaannem de Rum'du zaten. Belki artist olamazdı. Yani yaşantımızın zamanın getirdiği avantajı elde etmiş oldum ben. Ama küçükten beri artistliğe meraklıydım. Yani avantajlı hissediyorum kendimi, şanslı hissediyorum. Ama şansımı ne kadar kullandım onu bilemem. Ne kadar iyi kullandım, ne kadar kötü kullandım. Pek iyi kullanmadım şansımı, öyle zannediyorum. Elime Ben de geçti öyle ama iyi düşünüyorum. kullanmadım. Ya da İyi kullanmadım. kullanmak istemediniz. Yani şartlar beni öyle itti. Bir de siz gençken hep kendinizi öyle kalacak zannediyorsunuz. Her zaman olur, her zaman yaparım düşüncesi var insanda. Bütün insanda vardır. Ne olacak? Bıraktığım yerden başlarım. Ben Amerika'ya giderken de öyle düşündüm. Şimdi yaptığım 2-3 film dönüşte gene yaparım diyorsunuz. Yani yaşlanacağınızı, zamanınızı düşünmüyorsunuz, nasıl geçeceğini. Yani Bazı oyun. dağınık Pardon, lütfen bir düşünüyorum. Dağınık düşünüyorum yani, toplayarak düşünmüyorum kendimi. Bazı oyuncular kendilerini ekranda ya da sinema perdesinde seyretmekten pek hoşlanmazlar. Siz öyle misiniz? Yok, ben seyrederim yani, kusurlara bakarım, hatalara bakarım. Yok, hoşlanırım. Niye hoşlanmayayım ki? Ben kendimi seviyorum zaten. Tabii ki hoşlanırım. Yok, o diğer mesela çok çok benden de genç. Mesela Ali Can Yücesoy'la röportaj yaptığımda ben de seyretmiyorum dedi.
dedi. Neden? Neden dedim. Çünkü dedi bunu dedi bir futbol maçı gibi düşün. Yani çıktım sahaya, o günkü performansım neyse o. Yani bunun üzerine çok didiklemek istemem dedi. O yüzden de seyretmem dedi. Peki sinema mı dizi mi? Hangisi? Diziden bahsetti o daha çok. Daha çok dizi olarak. Aa, doğru, onda katılıyorum. Ben de diziyi pek fazla seyretmesini hoşlanmıyorum. Diziler çünkü çok çok parasal bakımından önemli. Sanat değeri yok biliyorsunuz dizilerin. Fabrikasyon gibi yani. Evet, çünkü o dizilerde basit şeyler görüyorsunuz. Belki benim daha geleceğim, tekrar oynayacağım oyunuma tesir edebilir. Çok gözümde düşerse oyun ve de dizi oyunuma tesir eder. Ama yaptığım filmleri seyretmesini canı gönülden severim. Diziyi seyretmesen de olabilir. O doğru, ona katılıyorum. Bende de var o. Diziyi ben peki, de sevmiyorum. 60'larda falan oynadığınız pardon filmler televizyonda döndüğü zaman seyrediyor musunuz? Yakalarsam tabii seyrediyorum. Başkalarını da seyrediyorum. Mesela size şunu söyleyeceğim. Biz Muhterem Nur da benim jenerasyon sayılır. Biraz daha önde başladı ama mesela ben Muhterem Nur'u yakından gördüğüm zaman, tabii gencim o zaman, bundan artist olur mu? Kısacık boylu, kısacık elli, ne biçim artist diyordum. Tabii birbirimizin de pek sinemalarda filmimizi seyretmiyoruz. Yıllar sonra televizyonda seyrettiğim zaman, bir üç arkadaşı seyrettiğim zaman, o kadın iki karış boyuyla bir dev, muhteşem, evet, bir kör oynamış, sanki Hollywood'dan gelmiş. Olağanüstü. Yani kolay kolay bir insan bir yerlere gelmiyor. Çok kimseler geldi geçti, kayboldu gitti ama kalanlar değerli. Biz hepimiz değerliyiz. Hepimiz değerliyiz. Yan oyuncudan tut baş oyuncuya kadar. Özellikle Yeşilçam'dan bahsediyorum yalnız. Çok değerliyiz. Ben neden ruh şad olsun muhterem Allah rahmet eylesin. İsmi genelde az zikredilen, evet, ama Türk sinemasının önemli kadın oyuncularından biri olan, ki bence tam o star tipiydi zaten, Selma Güner'in. Selma Güner için de söylerim. Yani ömrümde gördüğüm en enteresan yüzlerden birine hayır. Doğal bir star yüzü var. Oyun. Evet. O da muhteşem. Size bir şey söyleyeceğim. Bakın Türk sineması Yeşilçam'dan bahsedeceğim. Yeşilçam'daki kadınları ele alalım. Bir tek iki kişi vardır tam mükemmel olan. Sezer Sezin, Selma Güner'i. Tiyatro, sinema, dans, şarkı. Bu üçü bak bunda var. Bende şarkı yok ama dans var hani. Tiyatro yok bende. Ama Selma ve Sezer Sezin, bu hepsi var onda. Tiyatro yapıyor. Film yapıyor. Şarkı söyle ve çok da güzel dans eder Selma Güler. O bir taklitler yapmıştı televizyonda yıllar evvel. Müthişti. Taklitti. Evet, bu iki insan Türk sinemasının en mükemmelleridir. Benim için. Ben Selma Hanım'ı bundan 20 yıl evvel yolda gördüm. Gördüğüm an yerimde çakıldım. Onu doğru gençken insanlar gördüğünde ne hissediyordu? Yani hala çok etkileyiciydi kadın. Çok etkileyiciydi. Müthiş. Ben onu Amerika'dan tanırım. Orada tanıştık. Küçüktü o. Benden çok küçüktür. İlkokula gidiyordu. Babası şarkı söylüyordu. Annesi Neriman Hanım. Öyle tanışıyorum. Ufaklığını bilirim. Onu ilk defa Halit Refik oynattı İstanbul'un Kızları'nda. Öyle mi? Ha, onu bilmiyorum. Onu tabii, arada. Tabii. İstanbul'un Kızları'nda oynadı. O da 14 yaşında filandı. Küçücük bir kızdı. Ben size bir soru soracağım ama bunu diğer bölüme saklamak istiyorum cevabını. Tamam. Türk sinemasının Yonca Yaprakları diye Hülya Koçit, Türkan Şoray, efendime söyleyeyim, Gülşen Bibikoğlu, birini daha yok söylemem gerekiyor değil mi? Unuttum. Filiz Akın. Yok, Gülşen Bibikoğlu yok orada. Gülşen Bibikoğlu yok, pardon. Filiz Akın var. Filiz Akın var. Fatma Girik var. Türkan Şoray var. İşte Hülya Koçit Hülya var. Dört yaprakları. Evet. Peki. Ben de 80'ler için bir şey çizdim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Ben şöyle düşünüyorum. Eğer 80'den itibaren düşünürsek, Türk sinemasındaki kadın oyuncular anlamında bu Gonca Yaprakları'ndan bahsediyorsak eğer, Hülya Avşar, Müjde Ağar, Zuhal Olcay ve Nur Sürel derim. Siz ne dersiniz?
Ben o daha evvelki dört yapraklı yoncayı da kabul etmiyorum. Saydıklarınızı da kabul etmiyorum. Çünkü bu dört yapraklı ilk işte hülyalar, milyalar söylediğiniz. Hı. Onun dışında bir Belgin Doruk var. Bir Muhterem Dur var. Hı. O kim çıkartmış bunu? Biliyorum Vaka kimin çıkarttığını. Hı. Böyle bir ayrımcılık olmaz. Hepimiz bir değeriz. Hepimizin iyi filmleri var. Hepimizin kötü filmleri var. Hepimiz bir değeriz. Bana böyle bir şey söylenseydi, dört yapraklı içine girip, ben bunu asla kabul etmezdim. Kabul etmiş ayırıyorlar. Onun için benim için hepsi birer değerdir. Bu ayrım olmaz. Bana göre olmaz. Peki şöyle düşünebilir miyiz? Ben öyle düşünüyorum mesela. O isimlerin hepsi aslında 70 itibariyle Türk sinemasında ciddi anlamda popüler oldular. Örneğin Muhterem Hanım, Belgin Doruk, siz, efendime söyleyeyim birkaç isim daha. Onlar daha 60'lı yılların en popüler isimleri. O manada 70'lerden bakarsak en önde olan star konumunda. Yani aslında ki oradaki kasıt star kastı. Yanlış mı buluyorsunuz siz gene de? Yani bana ayrımcılık gibi geliyor. Yani ben Hı-hı. bundan hiç hoşlanmıyorum. Daha evvelki röportajlarımda da aynı şeyleri söyledim. Hı-hı. Yani ne bileyim bir Neriman Köksal var ya. Muhteşem. Kadını Hı-hı. sokakta görüp arkasından koşmuşlar. Onu tabii, Türk sinemasına getirmişler. Yani çok var o devirde. Belgin Duruk küçük hanımefendi olarak flaş bir isim. En iyi filmlerde oynamış. Muhterem Dur deseniz o köy filmlerin kahramanı. Yani bu birkaç kişinin arzusuyla bir dört yapraklı yoncalar çıkmış. Kimin bana arzusu? Göre, ben biliyorum bunun hikayenin nereden çıkmış. Yani bir hatırlayamayacağım. Bir kızcağız çıkartmış bunları. Sonra da onların işlerini öyle bir gazeteci öyle çıkartmış. Yani. Bir de peki, arkalarında şey var. Arkalarında kuvvetli adamlar da var. Bir Memduhin var Fatma Giri'nin arkasında. Hülya Koçyiğit'in koskoca bir Fenerbahçe camiası var. Türkan Şoray'ın arkasında bir Rüçhan Atlı var. Öbürünün arkasında da işte Türker İnanoğlu var. Yani böyle bir şey. Bana göre ben hiç tasvip etmediğim bir şey bu. Hiç hoşlanmadığım bir şey. Sizin de yakından tanıdığınız Mesut Kara ile aynı şeyi konuştuk. Yeşilçam üzerine evet. yazan Mesut Kara. Mesut bana dedi ki ben dedi bana göre dedi bizim Yeşilçam'da anladığımız starlık mertebesi Müjdar ve Hülya Avşar'dan sonra sona ermiş dedi. Ondan sonraki bir evet. oyuncu var ama starlık orada sona ermiştir dedi. Siz katılıyor musunuz buna? Tabii bunun nedeni şu, çok az film yapılıyor ve de yapı üzerine olduğu için. Eski filmler biliyorsunuz kişiler üzerinde, erkek hı hı. egemenliği, kadın egemenliği üzerine yapılan flash, yani flash insanlar, star üzerinde yapılan filmler. Şimdi öyle filmler yapılmıyor. Hikaye sağlam çünkü dünyaya da açılması için tek bir tarafa yönelmiyorlar. Hikaye önemli yapılan Hı. filmler. Biraz da ondan gibi geliyor. Biraz da ondan. Peki unutmadan bir şey sormak istiyorum. Sizin kediye olan düşkünlüğünüz nereden geliyor? Çocukluğumdan beri var. Tabii. Ama bana bir hikaye anlattı Turan da o yüzden merak ettim. Nasıl? Ne anlattılar? Turan dedi ki annem hep hayvanları çok severmiş ama dedi kediye ayrı düşkünlüğü olmasının bir nedeni dedi. Dedem vefat ettikten sonra zor anladım. Zamanlarında bayağı anlatacağım size onu. Ben anlatayım onu. Çok enteresan. Biz Cihangir'de oturuyorduk. Orada annem hayalmeyi hatırlıyorum. Üç katlı evimiz vardı. Sattık. Tarla başında bir ev aldık. İki katlı mıydı o zaman bilemiyorum. Orası da satıldı. En alt katında biz kiracı olarak oturduk kendi evimizde. Babamı da kaybetmiştik zaten. Bizim beyaz bir kedimiz vardı. Adı da Beyaz'dı.
Annem daha işe girmemiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de 7 yaşındayım. Böyle bir ceviz, kocaman bir masa vardı. Annem işte bir şeyler hazırlıyor. Var mı yok mu bilmiyorum. Hiç unutmuyorum. Beyaz kedimiz ağzında koskocaman bir kaşar peyniriyle geldi. Böyle kocaman. Masaya koydu. Annem o peyniri aldı. Üstünü böyle ama yani ne biçim, kediler daha çözülemedi zaten. Kediler çok enteresan hayvanlar. Yani yok bir şeylerin yok olduğunu hissetti herhalde ki kendi yemiyor, bize kaşar peynir getirdi. Bir yerden çalmış tabii onu. Bize getirdi. Çok ama enteresandır o. Bazı uzak doğu inançlarında insan varlığını kediye borçlu. Nasıl? Anlamadım. Yani şöyle ki, şöyle bir inanç var bazı uzak doğu şeyinde. Son buğday tanesi kalıyor ve geride sadece insan evladıyla kedi var. Hak kedinin olmasına rağmen o buğday tanesini insana verilmesini söylüyor. Dolayısıyla insanların varlığı bu efsaneye göre kedilere borçlular. Dolayısıyla pek çok inançta işte kediye zarar vermek büyük uğursuzluk getirir şeyi. Doğrudur. Oradan kalmaymış. Doğrudur. Doğrudur. Ne derler? Efsanesi oradan kalmaymış. Ben hiçbir hayvana, hiçbir hayvana vermemek lazım zaten. Hiçbir hayvana vermemek lazım. Kedi hiç, katiyen. Ama yani insanlar tuhaf. En insan çok vahşi aslında düşünürsek. En vahşi yaratık canım. Çok vahşi. Yani çok primitif, çok vahşi. Zevk için adam öldürüyorlar. Zevk için hayvan öldürüyorlar. Yani neyi anlatayım ki? İnsan yapıyor bunu. Ormandaki hayvan bile bir şeyi avını aldığı zaman paylaşmasını biliyor. Bölüşüyorlar aralarında. Aç kalmadıktan sonra bir öldürmüyorlar. Sadece karınlarını doyurmak için hayvan kıyıyorlar. Bizde öyle değil. Zevk. Hayvanları çok seviyorum zaten. Halit de çok sever hayvanları. Ben hep uzaktan da öyle hissetmiştim. Siz daha tabiri caizse sert, daha kurallı birisiniz. Anneniz de tam tersi Muku'da. Daha eğlenceli, daha komik bir kadın. Ve çok tutumlu bir kadınsınız siz. Bütün bunlar yıllarca hep kendiniz çabaladığınız, hem de ailenizden bir yokluk gördüğünüz için mi? Yani bütün bunların sebebi yani yok, mu? Tabii. Ben size bir şey söylerken çok çekiniyorum. Yanlış anlamayın söyledim de. Söyleyin ama, lütfen, çekinmeyin lütfen. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Estağfurullah. O yıllarca tek başına mücadele etmiş olmanın getirdiği ve de ailenizde bir dönem yokluk görmüş olmanızın getirdiği bir şey mi? Hem o sert duruşunuz hem de çok tutumlu olmanız. Tabii imkansızlıklar içerisinde biz okuyamadık mesela. Benim en büyük arzım o okumak, mesela ben avukat olayım derdim, psikolog olayım derdim. Bunlar olmadı. Şartlar iyiydi, ne ablam ne ben okuyamadık. İçimde ukdedir. Mesela okusaydım belki çok güzel şeyler yapabilirdim. İnsanlık adına öyle düşünüyorum. Onları yapamadım. Sadece hayvanlara veriyorum o enerjimi. Hayvanları besliyorum, onları seviyorum. Yani içimde bir ukdedir okumamak bende. Hem dans etmek olarak hem iyi bir oyunculuk. Kurallığa gelirseniz. Buyurun. Yani evet, o kendimi tatmin. Ben bir de faydalı olmak isterim. Ama ben mesela, benim bütün arkadaşlarım benim yarı yaşımdadır. Benim yaşımda arkadaşım yok. İki tane vardı, kaybettim zaten. Benden büyüktüler. Biri Şakir Paşalar'ın gelini Afife Hanım, bir tanesi Sezer Sezer. Onun dışında benim bütün arkadaşlarım yarı yaşındadır. Onlarla sohbet ederim. Çünkü fikir alışverişi yaparız. Faydam olursa faydalı olmak isterim çünkü. Bazı şeylerden, tehlikelerden onları da korumak için. Bunların mücadelesini veririm. Ve de zevk alıyorum böyle yapmakla. Mesela Ufuk benim manevi kızımdır.
Evet. En azından bir röportajı alacağız zaten. Evet, böyle çok var benim yarı yaşımda arkadaşları. Yani ben tabii okumuş olsaydım başka bir meslek yapardım. Daha faydalı olabilirdim diye düşünüyorum. Ama yine kendi kendimi tatmin edebiliyorum bazı güzel şeyler yapıp da. Peki, kurallara gelince kurallarım vardır. Doğru. Evet. Efendim? O katı kurallarınız yaşadıklarınızın size getirdiği bir şey mi? Evet. Yani prensiplerim vardır daha çok. Prensiplerim vardır. Onlara dikkat ederim. Ya insan kırmamaya gayret ederim. Bir de mesela bende dargınlık diye bir şey yoktur. Ben insan silerim. Çok az silmişliğim vardır 2-3 tane hayatımda. Mesela darılık barışma yoktur benim hayatımda. Tenkit edeceksem açık açık her şeyi söylerim. Hiç saklamam. Kızsalar da, kızmazlar da zaten bana. Çünkü onların hayrı içindir benim yaptığım tenkit. Söylediğim şey. Çok zarar verecek insan. İki şeyden çok çekinirim. Bir cimri, bir de kıskanç insanları sevmem. Cimri yani ve bir kıskanç. Bir tane de tatlı sevmeyen insana güvenmem. Öyle mi? Onu bilmiyordum. Ha, ben tatlı çok severim. Neden? Yani az yiyebilir ya da sağlık sorunu olduğu için yemiyorsa eyvallah da hiç tatlı sevmeyen bir insanın, hatta demin arada bir tatlı yerken aklıma geldi. Hariç insanlar olduklarını düşünüyorum. Ben de başka bir şey söyleyeceğim buna yiyecekle ilgili. Hiç içki içmeyen insandan da korkarım ben. Ben de. Hani çok içmek tamam, o kötü, kendine zarar. Ama hiç içki içmeyen insanda bir şey vardır. O benim çok dikkatimi çekiyor. Bir tane öyle bir kişi tanıyordum zaten. Bir de hayattan zevk almak çok önemli insanın. Çünkü ben şuna inananlardanım. Hayata bir defa geliyorum, bir daha yok katiyen. Şikayetlerim yoktur. Üzüntülerim vardır, sıkıntılarım vardır ama şikayet etmem hayatımdan. Hayatı yaşamayı severim. Doğayı severim, hayvanı severim yani bunları. Bir şey daha eklemek istiyorum. Herkese, benim bir felsefem kendime göre. Biz çok şanslı insanlarız. Siz, yanınızdaki arkadaşınız, benim arkadaşlarım. Dünyaya yapışıp da gelmek var biliyorsunuz. Omuz omuza, kafa kafaya. Tuvalete bile beraber gidiyorlar. Evet. Yani büyük şans bizim dünyaya böyle tek parça gelmemiz. Evet. Ne kadar büyük şans. Elimiz ayağımızda düğün yüzgün. Biraz da zekamız var, az buçuk da olsa. Götürüyoruz. Zaten insanın en büyük serveti bence fiziğinden daha çok zekası, aklı. Bu çok önemli. Yani tutumlu ve biraz da sert mizacınızla ilgili Turhan'la konuşurken o bir sürü şey söyledi. Ben dedim ki, ben biliyor musun, hiç senin gibi düşünmüyorum. Başka bir nedeni olabilir bunun dedim. Bir nedeni de sizin doğum tarihiniz sizin yıllarında savaş dönemi olması. 29 Ocak 40. Doğru. 40. Evet. 40, evet. Yani, 40. Ben dedim ki bence dedim biraz dedim bundan kaynaklanıyor. Evet. Savaş zamanlarının insanları onlar. Tamam, çocuk olabilir Nilüfer Hanım o tarihlerde ama kendisi de öyle değilse de etrafından onu gördüğü için biraz da o yüzden öyle dedi. Yani pek bilmem o savaş, çünkü 45'te bitti galiba savaş, değil mi o? 45'te. Ama yine de etkileri 1950'ye kadar ekonomik anlamda devam etti ya. Karnemiz var. Benim mesela eski karnemi ben saklarım. Orada şeker alınmış, bir şeyler alınmış. Karneyle verilirmiş ya o zaman her şey. Tabii. Onları pek hatırlamıyorum. Ama harbin içerisinde doğmuşum. Doğru. 1940. Doğru. Harbin içinde doğmuşum. Peki herkes herhalde bunu merak ediyordur. Nasıl bu kadar sağlıklı bir vücuda, yüze ve hafızaya sahipsiniz? Yani özel bir şey yapıyor musunuz? Yani atıyorum, her gün spor yapmak da özel bir şey. Bakın, yiyeceklerime çok dikkat ediyorum. Sigara kullanmam. Keyfi, ama hepsini de yaparım. İçkiyi de keyfi, sigarayı da keyfi içerim. Yiyeceklerime dikkat ediyorum. Yürüyüşümü yapıyorum. Spor yapıyordum. Artık yapamıyorum bu şeyden dolayı. Pandemiden dolayı. Yani dikkat ettim. Bunlar. Çünkü bir de yok, diyet yapmıyorum. Bir de
pozitif düşünmeye çalışıyorum. Çünkü ben şuna inananlardanım. Siz herkes için güzel düşünürseniz beyniniz iyi şeyler kıskanmadan, tenkit etmeden, ayıplamadan düşünürseniz her şeyi, herkesi, sizin iç organlarınıza da bu tesir eder. Ben ona inanıyorum. Evet. Ben hayatta kimseyi tenkit etmem. Bir insan başına külodunu giyse, sokağa çıksa bakarım giymiş derim. Asla tenkidim yoktur. Hiçbir şekilde kimseye ama. Hiç beni ilgilendirmez. Ha yeter ki bana zarar vermesin. Yeter ki hayvanlara zarar vermesin. Yeter ki doğaya zarar vermesin. Hiç beni ilgilendirmiyor. İnsanın yaşam biçimini, konuşması, ne yaparsa yapsın bana ne? Bana bir şey yapmasın. Böyle bir düşüncem var. Belki beni de biraz iyi tutan, taze tutan, benim iç organlarıma zarar vermeyen bunlar olabilir. Çünkü benim de her zaman ayıklarım, her zaman güzel şeyler düşünürüm. Evet, pozitivizmin hakikaten bugün bilimsel olarak da ispatlanmış bir şey. İnsanın tabii vücudunda çok büyük etkisi var. Demin tatlı hikayesi biraz öyle. Biliyorsunuz tatlı insanın mutluluk hormonunu çalıştırıyor. Tabii canım. Enerji de veriyor. Evet. Enerji veriyor. Bunu tüketmeyen, tüketmekten rahatsız olan bir şey diyorum ben de gayri ziyade. Nasıl tatlı sevmez? Hayret bir şey. Ben de bayılırım. Ben çok rahat denk geldim. Yani böyle tatlı duyunca yüzü... Allah'tan kilo almıyorum. Vallahi Allah'tan yani kurtardık paçayı. Fakat bana o kadar çok dua ettiler ki herhalde ondan oldu. Ben eskiden hiç kilo almayan bir adamdım. 5-6 yıl evveline kadar. Ben de, bu kaza geçirdikten sonra zayıf ve göbekli bir adam oldum biraz. O ne kazası geçirdiniz ki? Trafik mi? Tam olduğu gibi kırıldı. Sol kalçam. Ne? Oo, sol kalçam. Canım benim. Protez şu an. Şey değil. Normal değil yani. Normal kemik değil. Trafik kazası mıydı? Yok. Yolda yürürken oldu. Hiç öyle bir şey yok yani. Yapma ya. Valla. Yürüyordum. Çok geçmiş. Düştüm. Çok geçmiş. Çok teşekkür ederim. Ben de geçenlerde düştüm. Burama iki tane dikiş atıldı. Bir ay evvel. Karşı komşu hastaneye götürdü. Evet. Ödüm patladı. Bir yerim kırılacak diye ama maşallah kırılmadı. Pike yaptım. Ay, çok geçmiş olsun. Fakat sizin dans tekniğinizin de etkisi var bence. Fiziğinizin bu kadar sağlıklı olması, yüzünüzün bu kadar sağlıklı olması. Hani mesela atıyorum 30 yaşında dansı bıraksaydınız belki daha farklı olabilirdi. Yok zannetmiyorum. Olmaz mıydı? Ama biz tabii çok ablamla ikimiz biz çok iyi beslendik. Mesela ablam 3 sene süt almış, anne sütü almış. Ben 2 sene annem şunu derdi, çok akıllı bir kadındı. Bir insanın anne sütü çok alırsa ilerideki hastalıkları da yener derdi. Evet. Doğru. Çok önemli. Yani o anne sütündeki o vitaminler, o mineraller hiçbir şeyde yok. Hiçbir şeyde yok. Ben mesela 80 yaşındayım. Bende kemik erimesi bile başlamadı daha. Allah göstersin. Ayaklarımda var ama bir lokma önemli değil zaten. O da hiç şey değil dedi doktor. O düşmeye zaten kemiklerim zayıf olsaydı bir tarafım kırılırdı. Sevgili Mukaddes Hanım'a, Muku'ya da buradan sesinizi duyuyorsa sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Şimdi Zurna'nın zor tettiği soruya geleceğim. Sizin kadar modern bir kadın, tam tersine bütün sağcı kesime açıkça lafını sokmaktan da çekinmeyen bir kadını FETÖ'cü olmakla suçladılar. Ve size dava açtılar. Nereden size biliyorsun bunu? Gazeteler yazıyor. Bakıyorum. Aa, okudun demek. Evet. Okumaz mıyım canım? Ne yapalım? Ben size Turan Öğütür tanımıyorum. Öncesinden tanıyordum zaten. Yani takip etmek anlamında tanıyordum. Sonra bir gün öğrendim ki Turan da sizin oğlunuzmuş. Onun için hep takip ederim sizi. Bilirim yani. Öte yandan da işte... Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğinizi iddia ediliyor. Şimdi o kısmını hiç saymıyorum da ben. FETÖ'cülük ve siz yani çok alakasızsınız. Siz tam tersine fazla modern bir kadınsınız. Hep öyle oldunuz. Onların karşısında durdunuz. Hiç alakanız olmayan bir şeyle suçlanmak
Nasıl bir duygu uyandırdı sizde? Yani şaşırmadım. Çünkü benden daha değerli yazarlarımız kalemini kendi şerefi, namusu için güzel yazanlara da bunları söylediler. Yalnız bana değil, ben evimde oturan bir kadınım. Bırakın benim oyunculuğumu, atın bir tarafa. Ben evimde oturan bir insanım. Çok insanın başı yandı, çok insan hapse girdi, çok insan öldü FETÖ'cü diye bunların arasında. Onun için ben şaşırmadım. Şaşırdığım tek şey var burada, bir tek şeye şaşırıyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı nasıl oluyordu evde oturan 80 yaşındaki bir kadını dava ediyor? Buna şaşırıyorum. Nasıl oluyor? Tabii ki bunda Cumhurbaşkanı'nın haberi yoktur. Görevlendirdiği insanlar vardır. Bizim dostumuz, düşmanımız olduğuna göre birileri ihbar etmiştir. Ben öyle inanıyorum. Bizzat zaten zamanı, vakti yetişmez. Tek tek uğraşsın insanlar. Görevliler takır takır giriyor onun fesine vesile falan. Bunu ihbarını yapıyor. Çünkü ben gittiğim zaman Vatan Caddesi'ne orada ifade vermeye geçen seneydi bu olay. FETÖ'cü deyince ben ayağa kalktım ağlayarak. Bana hakaret dedim. Bu olmaz böyle bir şey dedi. Üzülmeyin dedi Aydın Hanım dedi. Benim özel şeydeki ismim Aydan ya. Üzülmeyin dedi. Ondan zaten takipsiz karar aldım. Oradan bir şey yok FETÖ'cülükte. Oradan anladılar FETÖ'cü olmadığını. Sonra ben kimseye hakaret etmem. Kötü laf kullanmam. Benim sayfamda böyle kötü laf olursa onu çıkartırım, uyarırım. Ben Tayyip Erdoğan'a da kötü laflar söyledim. Sadece eleştiri yaptım. Sadece eleştirdim. Bu da benim vatandaşlık hakkım gördüm. Öyle zannettim. Hakkım olduğunu zannediyorum. Böyle yanlış hakkım şeylerin değil, olacak. Tabii. Ben yaşıyorum. Herkesi eleştirebilirim. Ben bir insanım. Türkiye'de yaşıyorum ve demokrasi olduğuna inanıyorum Türkiye'de. Hür olduğuma inanıyorum. Ben öyle hala öyle inanıyorum. Öyle eleştiriler yapmışım. Gideceğiz. Ayın birinde davamız var. Ocak 1'de mi? Aralık 1'de mi? Aralık 1'de. Aralık 1'de. Fakat orada şey de yok mu? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Siz geçen sene çünkü dediniz o. Cumhurbaşkanı ile ilgili davada aynı zamanda yine FETÖ suçlaması yok mu? İkisi de var. Ama şeyden takipsizlik kararı vermiş. FETÖ. FETÖ'da aslında. Evet. FETÖ'da. Takipsizlik kararı verilmiş. Buna verilmiş. Olanlara, yani bu yaştan sonra hani bunlarla uğraşıyorum diyor musunuz? Yoksa şey mi diyorsunuz kendisinize? İşte demin söylediğiniz gibi ya da hani Türkiye'de bunlar olur deyip çok takmamaya mı çalışıyorsunuz? Dedim ya. Hiç FETÖ'cülükle alakası olmayan insanlar da FETÖ'cü oldu. Yani hep oldu. Herkesin başına geldi. Hala hapislerde gazeteci arkadaşlarımız var, yatıyorlar biliyorsunuz. Yani. Ne yapalım, bunlar yaşanacak. Ben niye ben olayım ki dediniz ama aslında bakarsanız siz de Türk kadının modern yüzüsünüz. Belki de en hedef alınacak isimlerden birisiniz o manası. Yani tabii benim gibi çok insan var. Tabii. Evet, tabii. Ama benim şeyden dolayı değil, bunu ihbar edenler zannetmiyorum sanatçı oldu, artist olduğumdan dolayı değil. Öyle yazdığım yazılardan görevliler var. Belki de para alıyorlar. Bilmiyoruz onların yaptıklarını. Onlar işte bu da yazdı, bu da yazdı diye gönderiyorlar herhalde. Çok kimse var. Benim tanıdıklarım da bana telefon açtılar. Ben de gittim ifade verdim, ben de gittim ifade verdim diye. Bildiğiniz gibi değil. Korkunç. Sayı saç çok içerisinde istiyor. Böyle bir cenderin içerisinde. Sayı çok, evet, sayı çok. Galiba orada şunu yapmak istiyorlar. Gideceğiz, konuşacağız. Sanatçılar ve gazetecilere yöneliyorlar ki kimse kendisini tırnak içerisinde kendisini ne derler ona
ayrıcalıklı, korumalı hissetmesin. Bak biz onlara bile yapıyoruz. Size nelere yaparız? Sindirmek istiyorlar yazılmasın diye. Şimdi belki bana ceza verecekler. Bilmiyorum ne hapsi verirler. Yoksa yazmama cezasını verir. Para cezası mı onu da bilmiyorum. Verecekler. Yani bir daha bu suçu işlersen ikisi birden tecil edilir ya ikisi birden yatar. Yani katlanırsın. Yazmayacağız. Yani yazanları beğeni yapacağız. Beğeniye veriliyor mu bilmiyorum. Yazanlara beğeni yapıyorum. Ona verilecek bir ceza onu da bilmiyorum. Onu da öğreneceğim. biliyorsunuz Sayın Metin Akpınar'la Sayın Cüzdan Kedir'in de benzer bir şekilde dava ettiler. Ben yani Türkiye'ye göre yaz ayında Müjdat Bey'i konuk ettim. O da şöyle dedi Sayın Müjdat Gezen'i. Ya bu tür davalar açılır dedi. Ben dedi bu tür davalardan bir şey çıktığını hayatta görmedim dedi. Yani olmaz dedi çünkü. Biliyorsunuz Metin Bey de 80 yaşına yakın. Müjdat Bey'le müthiş küsur tam yaşını hatırlayamadım bir an. Ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum dedi. Dava da düştü mü devam ediyor mu son bir ayda pek takip etmedim. Hayır devam etmiyor bitti galiba. Düştü. Ben öyle duydum. Bitti. Düştü. Peki o zaman güzel şeylerle bitirelim istiyorum. Tamam. Siz yaşlarınız sizden biraz daha küçük insanlarla röportaj yaptığımda hep ileriye dönük umut dolu şeyler söylediler. Ben de hiç o kadar ümitli değilim. Siz genel itibariyle soruyorum bunu özel bir alan yani politika ya da sadece Türkiye demokrasisi anlamında sormuyorum. Siz genel olarak gelecekten ümitli misiniz? Her şeyin daha iyi olacağını düşünüyor musunuz? Yani ümidim için iyi olacağına inanıyor. Çünkü liderler gelip geçer. Ama bilemiyoruz gene böyle bu tarz şeyler yaşanır mı bir ülke gibi geliyor bana. Dünyanın gözü üzerinde. Çünkü biz bulunduğumuz toprakların çok zengin olduğuna inananlardanım. Her şey var. Altın var, bor madenleri. Her şey var. Çok zengin bir ülkede yaşıyoruz topraklarımız. Onun için dünyanın gözü Türkiye'de. Belki yıllar sonra biz hayatta olmayacağız. Su savaşları da çıkabilir. O da var. Ama bu hep böyle iniş çıkış olacak. Tam rahat etmeyecek insanlarımız. Ama alaşağı edilir mi, işgal edilir mi zannetmiyorum. Olmaz böyle bir şey. Ama her zaman iniş çıkış olacak. Bunu torunlarımız görecek. Onlar göreceğiz. Ömrümüz yettiği kadar biz de ne görürüz bilmiyoruz. Ama hayat böyle devam edecek. Dünyada da çalkantı var. Yalnız Türkiye değil ki. Her yer. Evet. Her yer böyle. Son her 15 yıldır böyle. Dünya bir sapıttı yani. Böyle yaşayacağız. Evet. Peki, evet. Sinemasının en eski fertlerinden biri olarak iki şey sormak istiyorum size. Bazılarına göre Türk sineması bambaşka bir evrim geçirdi ve dolayısıyla Yeşilçam diye adlandırdığımız bir şey geriye kalmadı. Bazıları bunu söylüyor. Siz böyle düşünüyor musunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şu. Geçmişten bugünü değerlendirdiğinizde Türk sineması gerçekten çok size göre daha iyi yerlere geldi mi? Şimdi Yeşilçam diyeceğim tabii. Türk sinema ve Yeşilçam'a. Yeşilçam'daki yapılan filmler teknik olarak, hikaye olarak belki çok primitif olabilir. Çok basit olabilir. Yani imkanlar dahilinde. Ama bir şey var. Sahicilik var. İnsanlık var. Duygu var. Sevgi var. Şevk var. Bu sevgi olduğu için Yeşilçam çok iyi filmler deniyor. Baktığınız zaman çok iyi filmler yok zaten. Birkaç tanesini hariç tutarsak. Ama şey var, gönül var içten. Samimiyet var. Küçücük bir çocuk bütün aileyi kurtarıyor. Hayal dünyası tabii bunlar. Yani sevgi var Türk sinemasında, Yeşilçam'da büyük bir sevgi vardır. Biz aramızda da böyleydik. Biz birbirimizi kıskançsa dahi, beğenmesek dahi bunu söylemezdik, iyi geçinirdik.
Saygı vardı birbirimize. Bir sevgimiz vardı. Şimdi daha materyalist her şey. Daha para üzerine. Şimdi teknik olarak çok güzel filmler yapılıyor. Ara ara görüyorum. Güzel filmler. Ama ruh başka bir şey. O Yeşilçam'ın ruhu başka bir şey. Onun için o her zaman hatırlanacak. Ne kadar zaman geçerse geçsin o filmler seyredilecek. Merak, en azından merak edilecek. Ben öyle düşünüyorum. İkisine birden cevap verdim galiba, değil mi? Biraz öyle oldu ama ben daha çok şunu merak ettim. Orada biraz o kaçtı. Şimdiki Türk sinemasından memnun musunuz? Sizce gerçekten iyi bir yere mi geldi Türk sineması? Tabii. Yani şimdi bak şöyle bir şey var. Bak. Şöyle bir şey var. Türk Yeşilçam'daki filmler star üzerine, kişi üzerine yapılırdı. Erkek üzerine, kadın ve çocuk üzerine yapılırdı. Ya da şarkıcılar falan olurdu. Star gibi, star üzerine yapılırdı. Ama şimdi hikaye önemli. Çünkü dünyaya da açılmak mecburiyeti var. Nitekim açılıyorlar, gidiyorlar oraları buralara. Hikaye önemli. Yani o tek kişinin üzerine değil hikayeler. Daha geniş, daha sağlam. İyi de filmler yapılıyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla iyi filmler var. Peki, çok teşekkür farklı, ederim. Farklı, yani şunu anlatmak istedim. Rica ederim. Buyurun lütfen bitirin, sözünüzü geçmiş gibi oldu. Yani onu anlatmak istedim. Bir kişi üzerine, bir star sistemi üzerine yapılan filmlerle şimdiki yapılan filmler arasında çok fark var. Onu demek istedim. Mesela bizde de Türk sinemasının arkasındaki insanlar hep ön tarafta kültürlü pek yoktu ama oyuncular arasında. Arka taraf kültürlü insanların elindeydi. Bir Lütfü Akat, bankacı, Galatasaray mezunu. Adama film yaptırıyor. Adam o zamanın imkanlarına göre Lütfü Akat öyle güzel filmler yapıyor ki imkansızlıklara rağmen. Bilmem hatırlar mısınız? Sinema seyrederken bir karartı olur, plana geçer. Karartı olur, plana geçer. Lütfü abi bunu kaldırıyor. Yapmıyor bunu. O karanlığı yok ediyor. Her zaman kültürlü insanlar oldu sinemanın arkasında. Ama bir gene star sistemine dayanıyordu. Çünkü kimse de para olmadığı için işletmecilerden, sinema sahiplerinden para alınıp öyle filmler yapılıyordu. Bilmem bunu biliyor musunuz? Biliyorum, borçlanıyor. İşletmeciler para veriyor. Evet, evet, para veriyor. Hatta şunu bunu oynatacaksın da diyor. Bir de kendi de söylüyor bunları oynatacaksın diye. Bunlar tabii iyi bir şey değil aslında. Ama gene de güzel filmler yapıldı. O tarihler. Hele 68'den, o 68 kuşağında... O işte 61-62'den sonra 68-69'a kadar çok güzel filmler yapıldı. Hepsinin. Peki, çok teşekkür ederiz. Allah size uzun ömürler versin. Hep başımızda olun istiyoruz. Türkiye'nin en aydınlık yüzlerinden birisiniz. Ve başta da defaten de söylediğim gibi Yeşilçam'ın muhafızasısınız. Dolayısıyla ben bir Yeşilçam serisine yapmak isterken ilk başta sizden röportaj yapmayı çok önemsemiştim. Siz de lütfettiniz, kabul ettiniz. Ümit ederim. Rica ederim. Her zaman. Daha mutlu, daha barış dolu günlerde görüşürüz tekrar. İnşallah. İnşallah. Hem Türkiye için hem dünya için barış olsun. Temennimiz, arzumuz bu. Sizi ve arkadaşınızı selamlarımı ve öpücüklerimi yolluyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bütün selametiniz için. Sağ olun.